Evet, bu asrın belki de en sinsi hastalıklarından bir tanesi el alem ne der? Yani insanların fikri, bakışı bizim için öyle bir noktaya geliyor ki insan başkaları için cennetten bile vazgeçebiliyor. Şimdi bununla ilgili tabii ki merhemi konuşmadan önce ne yapmamız lazım? Bence bu hastalığı derinlemesine biraz düşünmemiz, üzerine odaklanmamız lazım. Yani başkalarının fikri benim hayatımı şekillendirmeden neden bu kadar önemli? Neden insanların lafları benim için bir rol model olmuş? Acaba bu insanlar bana bir çözüm verebilecekler mi? Bu insanlar benim üzerimde neden yetki sahibi olsunlar? Şöyle bir düşünün. Bir tane hayatın var ve belki de bütün cihanı önüne koysalar, al bu saltanatın artık sultanı sensin. Fakat senin de bize bir şey vermeni istiyoruz. O da hayatın. Ya ne yapayım ben hayatsız bu saltanatı der insan, elinin tersiyle iter. Dünyalardan, bu cihandan daha önemli bir şey varsa o da senin hayatın ve bununla ilgili kararı senin gibi bir beşerin eline bırakıyorsun. Senin gibi insanların eline bırakıyorsun. Bu yetkiyi onlara neden vermişiz? Bir düşünsenize. Acaba derininde onların bize kızmasından mı korkuyoruz? Acaba onlar da bizim gibi dünyaya gelip bir şekilde çevreden etkilenip öğrenmiş mahluklar ve bunu unutuyor muyuz? Yani sanki onlar ezeli hep buradaydılar ve en doğruyu onlar tabii ki benden önce olan özellikle yaşlı kesim tabii ki onlar bilir. Niye? Onlar bana kızabilirler. Onlar beni beğenmeyebilirler. Ama bu benim hayatım. Yani bu şu değil ya tabii başkaldırın işte asi olun demeye çalışmıyorum. Bu bir hayat. Bu saltanattan daha kıymetli olan bir şey benim için. Ve bırakın bununla ilgili karar vermek için biraz düşüneyim, biraz araştırayım. El alem bu noktada donanım sahibi mi ki kendi hayatlarına hükmedecek? Yani onu en iyi kullanma potansiyelindeler mi ki benim hayatımı onlar şekillendiriyorlar? Benim hayatıma kararı onlar veriyorlar. Bakın bu gerçekten büyük bir hastalık. Siz en kıymetli şeyinizi daha kendi elindekini kullanamayan insanların eline bırakıyorsunuz. Hani çok güzel bir laf var ya, el alem ne der değil, el alim ne der, sen ona bak. Gerçekten de çok yerinde ve hayatına böyle cuk oturacak bir beyan. Neden? Çünkü bırak da seninle ilgili kararı, senin alimin, senin tasarımcın, senin her noktanı bilen ve dolayısıyla yanılma payı olmayan, seninle ilgili her cihazı, her parçayı ince ince sana dokunmuş, maddi olarak da, manevi olarak, duyguların, arzuların da, hepsini sana ince ince nakış nakış dokunmuş olan, alim olan, senin tasarımcın olan, bırak da o konuşsun. El alem değil, el alim ne der? Biz bu noktaya odaklanmazsak, bakın işte hastalık başlıyor, kendi hayatının nereye gittiğini bilmeyen, bu hayatın niye verildiğini bilmeyen ve daha bırakın ölünce problemlerinin başlaması, işte kabir hayatı, ahiret hayatı, daha dünyadayken dahi problemleriyle boğuşamayan, kendi içinden çıkamayan insanlara siz alıp buyur al benim en kıymetli şeyim sen ver kararı. Yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani sen yeni aldın o arabayı mesela spor arabayı, o kadar masrafı biriktirdin araba, bir çocuğun eline teslim eder misin? Ya da sokakta gördüğün bir genç böyle serseri al gel ya sen sür birazcık der misin? Yani olur mu ya? Bu kadar kıymetli, bu kadar değerli bir şey böyle ne yaptığı belirsiz birine bırakılmaz. İşte bu asrın bir hastalığı. En kıymetli şeyimizi, hayatımızı, bakın spor araba falan değil, lüks ev falan değil, hayatımızı biz ne yaptığını bilmeyen insanların eline bırakıyoruz. İşte bu noktada artık birinin bize yön vermesi gerekiyor. Kardeş sen misin? Hayır. Biz ancak bizi donatanın kurallarıyla hareket edersek bu çizgide, doğru çizgide ilerleyip hayatımıza yön verebiliriz. Doğru yön verebiliriz. Yani diyoruz işte telefonu kim tasarlamışsa kılavuzu o yazar. Veya işte bir şeyi kim üretmişse o bilir, o bildiği için o konuşur. Bizi de kim üretmişse bırakalım o konuşsun. El alem değil, el alim konuşsun. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan konu oraya doğru gidiyor değil mi? Yani Resulullah Aleyhisselam'ı takip edelim diyeceğiz ama o da bir beşer. Hayır, o normal. Ne yaptığını affedersiniz haşa bilmeyen bir beşer değil. Adımları Kur'an'a göre vahiy üzerine kurulmuş bir beşer. Yani onun her hareketini vahiy olarak değerlendiriyor Allah. Ve onun getirdiği hükümleri Aleyhisselam alemimize tam bir kalple, yani tam bir itminanla, evet senin getirdiğine teslimiz ya Resulallah demedi.
etmediğimiz müddetçe tam manasıyla iman etmeyeceğimizi beyan ediyor Allah. Dolayısıyla Allah uyacağımız bir beşeri kendisi eğitip bizlere rol model olarak koyuyor. Yani ne sonuç çıkarıyoruz? Ben hayatımda en doğru kararı yaratıcımın bana örnek olarak gönderdiği o prototip mi denir? O her şeyiyle yaratıcıdan haber alarak adım atan Allah Resulü Aleyhisselam'dan öğrenebilir. Peki bununla ilgili korkularım var. Yani tamam, mantıklı. Yani hayatım çarçur edilemeyecek kadar kısa ve değerli. Bırakalım da tamam, evet, bu noktada bizi bilen, bu işin ehli konuşsun. Eyvallah, ama korkuyorum. Yani sanırım bu el alem nedenin de en büyük damarlarından biri. Yani korkuyorum. Yani ben insanlara hayır, ben böyle yapacağım demekten korkuyorum. Çünkü kızıyorlar, çünkü aram bozuluyor, çünkü beni sevmiyorlar, çünkü beni dışlıyorlar, çünkü benimle dalga geçiyorlar. Mesela tesettüre girdiyse bir hanım kardeş, işte teyze gibi olmuşsun, alay ediyorlar. İşte namaz kılıyorum, şöylesin diyorlar, veya ben sünnete uyacağım diyorum. Bakıyorsun böyle onların büyük bir çoğunluğuna zıt gidiyorum ve beni dışlıyorlar. Ne olacak? Nasıl aşabilirim bunu? Zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Enam suresinde yanlış hatırlamıyorsam şöyle buyuruyor, diyor ki eğer insanların çoğuna uyacak olsaydınız onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlardı. Çok açık ve net ve bu aslında ifade eden bir ayet değil mi? Eğer ben onlar gibi, çoğunluk gibi hareket edersem kesinlikle aslında kaybedeceğim. Bu net. Yani Allah'ın benim için ne anlamı ifade ettiği çok önemli burada. Allah benim tek çözümüm. Allah benim varlığımdaki her noktadaki teşekkür etmem gereken aslında yegane, en tek, en nihai nokta. Evet, insanlarla bir diyalog var ama bakıyorum ki bütün saltanat o tasarımcının tasarımının ürünü, şükür sebebim. Ve önümdeki problemleri kaldırmaya gücü yeten en büyük değil, dikkat edin, tek zat. İnsanlar seni bir noktadan dolayı beğenmiyor olabilir ama şunu mutlaka söyle olur mu? Eğer benim şu dünyadaki tatminsizliklerimi, lezzetlerin arkasındaki hayal kırıklıklarımı, bunalımlarımı aşabileceğim bir nokta biliyorsan ve sevdiklerimle ayrılığım bu nihai, her gelecek yakındır, kesinlikle gelecek, bir gün bununla yüzleşeceğim, sevdiklerimle ayrılığıma çare bulacak ve onları alan ölüm beni de bulacak, benim kabre girmeme, ölümüme bir çarem varsa, benim problemlerimi çözebileceksen buyur konuş, seni dinleyelim. Yoksa sus, çünkü ben bütün bunları çözecek zatın yolundan gideceğim. Dolayısıyla onları kaybetmekten ve onların baskılarından korkan nefsim, diyoruz ki Allah'ı kaybetmekten daha korkunç bir şey olamaz. Neden? Çünkü senin bütün gördüğün problemlerinin tek çözümü Allah'ta. Yani bunalım dedik ya, ayrılık, tatminsizlik, ölüm, kabir ağzını açmış seni bekliyor, beni bekliyor ve bunu çözecek bu tasarımın üreticisinden başkası olamaz. Onların fikirleri benim problemimin çözümünün kıyısından bile geçmiyorsa ben Allah'ı değil onları kaybetmeye göze alırım. Yani susun, daha en basit tatminsizliğinize dahi çözüm bulamayıp her gün başka zevkler peşinde koşacak bir hayat inşa ederken, bütün seviyorum dediklerinizi anca arkasını ağlayıp geri eve dönerken ve çaresizce paralarınızın, lüks koltuklarınızın içerisinde ölmeyi beklerken, susun, bütün bunları çözecek zata gidiyorum diye beni eleştirmeye sizin hakkınız yok. Çünkü sizin elinizde en ufak bir çözüm yok. İşte bu noktada benim korkum el alimi kaybetmek. Dolayısıyla benim korkum ondan uzak kalmak. Dolayısıyla benim korkum sizi kaybetmek değil, siz istediğinizi değil. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselam burayı haşa aşamamış olsaydı, yani aman millet ne der demiş olsaydı, Mekke'nin o zorlu sürecini hatırlayın. Eğer Peygamberimiz bu vartaya haşa düşmüş olsaydı, Allah korusun haşa, ne olurdu? Bugün vahiy dediğin, bugün hayatına yön veren, çözüm dediğin, ahirete ve Allah'a iman senin elinde olmayacaktı. Demek ki bu işi Peygamberimiz de yaşadı ve dedi ki hayır, bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Bu noktaya bir parantez de açmak istiyorum. Özellikle hanım kardeşler tesettüre girdiği zaman çevreden bir eleştiri alıyorlar. Bununla ilgili çok mesaj aldığım için söylüyorum. Ya sen şöylesin, böylesin, işte teyzesin, işte yaşlandın vesaire, işte böyle kötü duruyorsun falan filan. Bakın şunu çok net anlamak lazım. Bir genç hanım, bir hanım kardeş güzelliğini kaybetmek istemiyorsa, bu güzelliğinin sonsuz olmasını istiyorsa, Allah aşkına söyleyin, Allah'tan başka bir çözüm var mı? Yani bu sergilediğin güzellik, mesela güzellik dediğin şey, bütün donanımıyla kimin tezgahında üretilmiş? Tabiatın mı? Atomun mu? Bütün bunu zaten sana veren, şöyle bir
mühür koymuş dünyada. Eskiyecek, yaşlanacak ve çirkinleşecek. Bir günde toprağa karışacak. Ama aynı zat sana bunun bitmemesinin yollarını da söylemiş. Demiş ki sen eğer bu verileni benim yolumda harcarsan Cenab-ı Hak bir tohumu diriltmek kadar kolay seni diriltebilir. Diriltebilirim diyor, gösteriyor. Bu varlığı vermek kadar kolay geri sana aynısını iade edebilirim. Ediyor. Hatta ilim araştırmaları ne diyor bize? Bir insanın bedeni senede 2 defa yenileniyor. Yani 20 yaşında bir insan 40 defa yenilendi. Bugün ölse 20 yaşında bir genç 41.yi tekrar yapamaz mı? Elbette ki yapar. Çok kolay bir şekilde zaten topluyor. İşte gençliğine, güzelliğine düşkün olan eğer bunu kaybetmek istemiyorsa tesettürle Ya Rabbi ben senin dediğin gibi bir hayat yaşıyorum. Neden? Çünkü ben ebedi güzellik istiyorum. Anladım ki bunu verecek tek zat sensin demeli. O yüzden o kınayıcılara dönün ve deyin ki çok çirkin olmuşsun. Bugün mesela diyelim kınayan da böyle çok böyle alımlı böyle açık saçık biri olsun. Bugün çok güzel duruyorsun ama sen de yarının çirkinisin. Aramızda bir fark. Şu an ben bu imanın muhafazasıyla, tesettürün muhafazasıyla bunu yitirmemenin yolunu buldum. Ebediyetin yolunu buldum. Peki sen? Senin elinde ne var? Ve diğer husus da aslında yani hani bir kaos ortamı da oluşturmak istemem ama bir insan tesettürle daha güzel. Bu aşikar. Değerli olan örtülüdür, gizlidir. Değerli olan ulu orta sergilenmez. Tabii bu bir tesettür sohbeti olmadığı için ben çok detay vermeyeceğim ama tesettürlü olan, muhafaza edilen, gizli kasalarda saklanan hatta daha kıymetli ve değerlidir. Onu da araya bir eklemek lazım. Velhasıl ne konuşuyoruz? Biz el alemin bizi yönlendiremeyeceği kadar değerli ve el alem bizi yönlendiremeyecek kadar bilinçsiz ve çözümsüz ve nihai noktada da bizi değerlendirme yetkisi el alemde değil el alimde olacak kadar Allah ve onun bize gönderdiği elçi aleyhissalatü vesselam donanımlı ve yol gösterici. Ve çözümsüzlüğün aksine çözümü bir tohumu diriltmek kadar elinde tutuyor. İşte sen el aleme göre mi yoksa el alime göre mi hayat geçirmelisin? Artık karar sende.